14 Aralık tarihi yeni bir vesayet odağının yeni bir darbe girişiminin adıdır. 14 Aralık darbe girişiminin sahibi saray vesayetidir. Kendisi geçmişte gücünü milli iradeden alan bir siyasetçinin geldiği son nokta milli iradeyi hiçe sayması ve 16 milyon İstanbullunun iradesine açık bir darbe yapmasıdır. Bu kararı alanlar, talimatı verenler, açıkça söyleyelim destekleyenler, mazeret üretenler, baştan mecliste olmak üzere onlar da darbecidir. Değerli arkadaşlar, darbe saraydan talimat alan yargıçların eliyle yapılır. Ha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne talimat vermişsin, uçakları uçurmuşsun, tankları yürütmüşsün. Ha da talimat verip ahmak lafına hapis cezası, siyasi yasak getirmişsin. İkisi arasında hiçbir fark yok. Tanklar halkın bedenine zer. Bu yaptığınız halk iradesini, halk kararını, halk vicdanını ezmesidir. Demokrasilerde halkın bedenlerinin ezilmesi ile tercihlerin ezilmesi arasında hiçbir fark yoktur. Siz dün akşam 16 milyon İstanbullunun bedenini, kalbini, kararını, iradesinin üzerinden geçtiniz. Bu darbeyi yapanlar oyunuz Sisi'ye mi, İmamoğlu'na mı vereceksiniz diyenlerdir. Bu arada hatırlatmak isterim Sayın Doğan Kubat. Rabia gitti. Şimdi ne oluyor? Sisi ile el sıkışmayı diplomatik zafer olarak gösteren bir siyasi manipülasyon ustası bir siyasetçiyle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, buradan açık ve net söyleyelim. Halkın oyu ile iki defa seçilen Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağını getirenler bugünün kenar evrenleridir. Bu kadar açık. O da sizsiniz. Bu darbenin emrini veren, kendine okuduğu bir şiir yüzünden siyasi yasak getirildiğini söyleyen ve bunun ekmeğini 25 yıldır yiyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünün mağdurları bugün zalim olmuşlardır. Değerli milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'na niye hapis cezası verildi? YSK'ya hakaret ettiği için. İmamoğlu bu sözü YSK'ya değil, bakana söylediğini söylüyor. YSK üyeleri bu sözün muhatabı biz değiliz diyor ama İmamoğlu'na ceza veriliyor. Değerli arkadaşlar, ben size söyleyeyim, İmamoğlu bunu kime söyledi? Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışı ile ilgili devletin en tepesinden aşağısına kadar bir önemli organizasyon diyerek kanunlara, anayasaya meydan okuyan, hatta sizin genel başkanınıza şantaj yapan kişiye ahmak dedi. İmamoğlu mafya lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker'le barışmak için araya gazeteci Özışık'ı sokan kişiye ahmak dedi. Milletin vekiline bazen komisyonda bazen bu kürsüden hakaret edenlere ahmak dedi. Hakaret arıyorsak değerli arkadaşlar bir arşivlere bakalım. Şu sözlere bir bakın. İsrail dölü, adiler, cibiliyetsizler, zürriyetsiz, tezek, mankafa, şerefsiz, gerizekalı, soysuz, çakkal, ölü sevici, çürük, sürtük. Kim söylemiş? Recep Tayyip Erdoğan. Allah aşkına ahmaktan 2 yıl 7 ay hapis cezası çıkartanlar, milyonlarca kadına sürtük, çürük diyenlere ne eder? Bu sürtük ve çürük lafının ederi ne? Ya da bir de hakaret edildiği iddia edilen Soylu'ya bakalım. Fotoroman Süleyman. Şerefsiz, onursuz, tecavüzcü, namussuz, alçak, terörist, hasiyetsiz, hatta utanarak söylüyorum. Komisyonda, plan bütçe komisyonda bir arkadaşımızın ölmüş annesine küfretti. Kulaklarımızda duyduk. Değerli arkadaşlar, eğer İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay ceza veriyorsan Soylu'yu ya da Süleyman'ı siyasetten, hatta insanlıktan men etmen lazım. Bu İstanbul kimyayı bozdu. İki sebebi var. Birincisi, ne diyordu Erdoğan? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Genel başkanımız da söylüyor. Bu sözü şöyle çevirelim. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İşte sorun burada. İkincisi, 25 yıldan beri İstanbul'u yönetenlerin arpalıkların ellerden gitmesi. Değerli arkadaşlar, buradasınız. Muhtemelen burada bulunan birkaç vekil de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis etmiş olduğu araca binmiştir. Liste var Allah aşkına.
Allah aşkına arkadaşlar, 827 tane araç, 827 tane araca AKP biniyor. Grup başkan vekili var, il başkanı var, il gençlik kolları başkanı var. Tam 2.2 milyar, yani eski parayla 2.2 trilyon. Acaba kimyanızı bu bozmuş olmasın? Katrilyon, 2.2 katrilyon. Bravo Burcu. Arkadaşlar başka tıracı olmayan lağım medyasına, haram medyasına kesilen ilanlar bitti değerli arkadaşlar. Bir başka şey değerli arkadaşlar, buradalar mı bilmiyorum. Ben bu kürsüden geldim, söyledim. Burada AKP'li bir kadın kolları başkanı, bir eski bakan, bir milletvekili burs değil servet almış dedim. Kanıtlarıyla sundum. 7.7 milyon ne kadar yapar bugünkü parayla? 7 trilyon. Kabul ettiler. Ama ne yaptılar biliyor musunuz? Revza Kavakçı ismini de söyleyeyim. Belki sataşmadan söz alır. Benim hakkımda tüm 400 bin lira dava var. 400 bin lira. 7 milyon yetmedi. Bir de 400 bin lira dava açtı. Ona da söylüyorum, İstanbul'a zehir olsun, zıkım olsun. İstanbul'un nimetlerini, fakir fukaranın hakkını yiyenlere zehir olsun, zıkım olsun, haram olsun. Şimdi değerli arkadaşlar, diyorlar ya AKP milletvekilleri, yargı bağımsız, yesinlesin bağımsız yargınızı. Hele bir de Adalet Bakanı var, diyor ki yargıya intikal etmiş konularda konuşmam diyor. Kim bozdu? Ya Sezen Aksu ile ilgili konuşup talimatı veren sensin. Sedef Kabaş'la ilgili konuşup talimatı veren sensin. Gülşen'le ilgili konuşup tutuklama talimatını veren sensin. Ama 6 yaşındaki iğrenç istismarda susan yine sensin. Konuşması gereken yerde susan, susması gereken yerde konuşan Adalet Bakanı. Vallahi billahi FETÖ'den beter bir yargı düzeyine karşı karşıyayız. Biliyoruz ki İmamoğlu ne ilk ne son. Ergenekon'u hatırlayın, diğer davaları hatırlayın, Gezi'yi hatırlayın. Maalesef yargı talimatla hareket ediyor. Değerli arkadaşlar, FETÖ'nün size yaptıklarını yapıyorsunuz. FETÖ ile birlikte bize geçmişte yaptıklarınızı yapıyorsunuz. Yetmiyor, bir de üzerine koyuyorsunuz. Belediye başkanlarına kayyum atıyorsunuz, siyaset yasağı koyuyorsunuz. Hakaret olup olmadığı Yargıtay'da bile tartışmalı olan bir konuda İstanbul Belediye Başkanı cezalandırıyorsunuz. Ayıp kararlarını uygulamıyorsunuz. Dün mazlum edebiyatı yapıyordunuz, bugün zalimliğin ailesini yapıyorsunuz. 6 Mayıs darbe girişimi sonrası 23 Haziran'da İstanbul'un tokadını yediniz. Şimdi tüm Türkiye'nin tokadını yiyeceksiniz değerli arkadaşlar. Bundan hiç kuşku duymuyoruz. Şimdi değerli milletvekilleri, bakın bu karar elbise kılıfıyla, ayakkabı kutusuyla para alan, rüşvet aldığı kameralara yansıyan bakana uygulanmıyor. O ne oluyor? Büyükelçi oluyor. Ya da saat alan bakanlara uygulanmıyor. Açıkça Rıza Zarraf gibi bir ahlaksıza teslim olan siyasetçilere uygulanmıyor. Kime uygulanıyor? İmamoğlu'na uygulanıyor. Değerli arkadaşlar, her şey açık, seçik. Siyaset yasağı. Bu memleketin Türk bayrağını, milli değerleri kendi pisliklerini örtmek için kullanan Rıza Zarraf'a ödül veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'na laf söylenmiyor. Ahmak diyenlere uygulanıyor. Yazıklar olsun sizin yargı düzeninize. Değerli arkadaşlar, bakın trollere sorsan mağdur Recep Tayyip Erdoğan. O her şeyde mağdur. Birinci Dünya Savaşı'nda mağdur olan o. İkinci Dünya Savaşı'nda mağdur olan o. Hatta Timur'la Beyazıt'ın esir düşmesi savaşında, Ankara Savaşı'nda mağdur olan yine o. Başka bir de Kore'de mağdur olan da o. Mağdur. Şimdi derse ki yarın ölçer. Kamu tepkisi de anormal, herkes vicdan olan, hukuku bilen değil Doğa Kubat, vicdan olan herkes buna karşı yarın ölçer, anketlere düşüyorsa yarın çıkar der ki bu kararı ben kabul etmiyorum der mi? Der. Örnekleri var mı? Var. Ancak buradan söyleyeyim, o mağdur değil, bu işin failidir. Arkadaşlar örnek çok. Bakın bir iki örnekten sözlerimi tamamlayayım. Bu Sezen Aksu söz söylediğinde dilini keserler diyen de o. Ben o sözü Sezen Aksu'ya söylemedim diyen de. Dolmabahçe masasını kuran, Dolmabahçe masasında kimin nereye oturacağına karar veren de o. Oylar düşünce Dolmabahçe masası olur mu diyen de o. Ya bu bakanların, ne bileyim, Efkan Ala, Mahir Ünal, Yalçın Akdoğan senden habersiz tuvalete gider mi? Gider mi? Gitmez. Ya da burada ne diyordu, hepiniz böyle böyle yapıyordunuz. Gittin abi ya. Ne diyordunuz? Ey Rabia diyorlardı. Mursi diyorlardı. Ne oldu?
Mursi gitti, Sisi geldi. Sisi, daha önce söylemiştim, yakında derler ki, biz bunu Mursi'yi desteklemek için değil, Sisi, sen dört dörtlük adamsın demek için yaptık derse şaşmayın. Bu işin faili de o. Göreceksiniz, bu İstanbul'da tokat yediniz, Türkiye'de tokat yiyeceksiniz. Kim halkın iradesine karşı gelmişse tarihte görülmüştür ki o yok olmuştur, siz de yok olun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.